Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Türkçe doktorunuz Enes Avcı. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle edatlar, bağlaçlar ve ünlemler konularımızı işleyeceğiz. Hemen başlıyoruz. Edatlar diğer bir ismiyle ilgeçler. Arkadaşlar ilgeçler lütfen bunu da unutmayalım. Edatın diğer adıdır. Karşımıza gelecek sınavlarda unutmuyoruz. Şimdi nedir hocam edat, ilgeç? Tek başlarına anlamları olmayan, cümle içinde diğer kelime ve kelime gruplarıyla birleşerek değişik anlam ilgileri kuran sözcüklere edat, ilgeç diyoruz arkadaşlar. Yani hocam mesela gibi diyorum arkadaşlar. Ne demek gibi? Gibi. Tek başına bir anlam var mı? Düşünme. Tek başına gibinin bir anlamı yok. Ama cümle içerisinde tanımda da yazdığım gibi arkadaşlar ne oluyor? Diğer kelime ve kelime gruplarıyla birleştiği zaman çeşitli anlam ilgileri kuruyor. Mesela senin bana gönlün var gibi diyoruz değil mi arkadaşlar? Senin bana gönlün var gibi. Yani burada hangi anlamda kullandım? Sanki galiba bak senin de var gibi bir anlam değil mi arkadaşlar? Yani bir anlam kazandı artık cümlenin içerisinde. İşte arkadaşlar edatlar böyledir. Tek başlarına anlamları yok ama cümle içerisinde çeşitli anlamlara gelecek şekilde kullanılabilir. Ya da sanki gözlerin kal der gibi. Duyuyor muyuz? Evet. Burada da arkadaşlar yine cümle içerisinde kullanıldı ve bir anlam kazandı arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Devam edelim. Edatlar mutlaka kendisinden önceki sözcüğe ekle ya da eksiz bir şekilde bağlanır ve söz öbeği oluşturur. Bakın arkadaşlar burada neye dikkat ediyoruz? 1. Edatlar kendisinden önceki sözcüğe bağlanacak. Bunu unutmayacağız. İkincisi edatın olduğu her yerde söz öbeği oluşur. Hocam biz söz öbeği ne onu bilmiyoruz ki. Arkadaşlar söz öbeği dediğimiz şey şu. Birden fazla sözcük birbirine anlamsal olarak bağlantılıysa biz bunlara söz öbeği diyoruz. Mesela isim tamlamaları bir söz öbeğidir. Doğru mu? Evet mesela deyimler bir söz öbeğidir. Yani burada da edat tek başına kullanılamayacağı için kendisinden önce bir sözcükle birlikte gelmesi gerektiği için edatın olduğu her yerde söz öbeği var diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi hocam nedir edatlarımız? Başlıca edatlarımız neler? Onları verin bize. Bakın arkadaşlar sizin için harika bir tablo oluşturdum. Gerçekten aklınızda kalacak. Hocam çok fazlalar ya. Nasıl ezberleyeceğiz biz bunları? Rahat olun. Türkçe doktorunuz haplarını gönderecek size. Bakın tablonun şöyle bana göre sağ tarafı ki size göre de sağ tarafı oluyor. Tablonun sağ tarafına bakalım. Bakın orada ne yaptım arkadaşlar? Edek, edeyin, egöre, ekarşı, ekarşın, edoğru, erağmen, ekadar, eözgü, edair. Hop atladım yan tarafa. Den beri, den itibaren, den başka, den yana, den dolayı, den ötürü, den önce, den sonra, den öte. Yani hocam, yanisi şu. E'liler ve denliler var değil mi? Zaten siz e'lileri ve denlileri öğrendiğiniz zaman edatların neredeyse %60-%70'ini ezberlemiş oluyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Ha, o zaman zihnimize atalım. E'liler ve denliler edattır. Ben bazen şu soruyla karşılaşıyorum. Diyorlar ki hocam ya güzel söylüyorsunuz da aradan birkaç ay geçince biz bu e'liler ve denliler edat mı bağlaç mı karıştırıyoruz. Unutuyoruz ya acaba bağlaç mıydı bunlar falan diyoruz. Bakın harika bir taktik. E'liler ve denliler birleştir. Ne oldu arkadaşlar görüyorsunuz? Edat oldu. Bunu da bu şekilde aklınızda tutuyorsunuz. Geldim tablomuzun diğer tarafına. Gibi, kadar, sanki, denli, ayrı yazılan mi her zaman için edattır. Lütfen unutmayın. İçin, ile ile ilgili özel bir durum var. Birazdan anlatacağım. Üzere, değil, ancak, yalnız, bir, tek sözcüklerimizde edattır. Şimdi hocam orada ancak, yalnız, bir ve tek sözcüklerinden bir ok çıkmışsınız. Niçin bunu yaptınız? Hemen burada izah edeyim arkadaşlar size. Eğer ki bu sözcüklerimiz sadece anlamında kullanılırsa o zaman edat olur. Lütfen bunu da unutmayın. Sadece anlamında kullanılırsa o zaman edat olur. Ben ancak seni sevdim. Ben yalnız seni sevdim. Ben bir seni sevdim. Ben tek seni sevdim. Bakın bunların tamamını da sadece anlamında kullandım. Değil mi? O zaman bunlar nedir? Bunlar edattır arkadaşlar. Şimdi hocam edatlarla ilgili öyle bir şey verin ki bize gerçekten çok rahat edelim. Tabii ki de hemen veriyorum. Bakın arkadaşlar edatları cümleden atamazsınız. Atarsam ne olur hocam? Atarsan cümlenin anlamı bozulur. Daralır ya da eskisine göre farklı bir anlam ortaya çıkar. Aa bakın bu çok işinize yarayacak. Edatla bağlaçı ayırt etmede özellikle çok fazla işinize yarayacak. Neden? Orada edat ya da bağlaç neyse onu at cümleden bir bak. Saçma mı oldu mantıklı mı oldu? Saçma oluyorsa edat de mantıklıysa bağlaç da. Örnek. Bakın arkadaşlar senin gibi sevmedi kimse beni diyoruz değil mi? Şimdi burada gibi kullanılmış. Nedir gibi? Edattır. Şimdi ben bunu atacağım. Senin sevmedi kimse beni. Ne oldu?
Gitti değil mi? Cümlenin anlamı gitti. İşte arkadaşlar, edatı cümleden attığınız zaman cümlenin anlamı gider. Lütfen bunu unutmayalım. Devam ediyorum. Arkadaşlar, edatla ilgili çok fazla anlam sorusu gelir. Hangi anlamda kullanılmıştır? Hangi anlam ilgilerini kurmuştur diye. Hemen hemen sınavlarda sizin karşınıza gelecek anlamların tamamını buraya yazmaya çalıştım. Onlara bir bakalım. Araç, amaç, sebep, sonuç, görelilik, pekiştirme, özgürlük, zaman, olasılık, benzetme, karşılaştırma, durum. Ve diğerleri arkadaşlar. Hemen örneklere bakalım, daha net anlayalım. Toplantıya katılmak için şirkete gitti. Şimdi buradaki için edatımız hangi anlamda kullanılmıştır? Amacıyla anlamında kullanılmış değil mi? Yani amaç anlamında kullanılmıştır. Kar yağdığı için yollar tenhaydı. Yolların tenha olmasının sebebini verdik değil mi? O zaman burada ne oldu arkadaşlar? Sebep sonuç anlamında kullanıldı. İlk insanlar için en üstün varlık güneştir. Yani ilk insanlara göre. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman görelik anlamına gelecek şekilde kullanıldı. Bu yemeği arkadaşları için hazırlamış. Bak, burada zorlandın. İtiraf et, burada zorlandın. Değil mi? Zorlandın. Şimdi arkadaşlar, şu söyleyeceğim şeyi sakın unutmayın. Eğer ki birileri için bir şeyler yapıyorsanız bu özgürlüktür. Çünkü ona özgü, ona hastır arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Annem için çiçek toplarım. Özgürlüktür. Değil mi? Bu notları sizler için hazırladım. Nedir? Birileri için bir şeyler yapıyorum bakın. Özgürlüktür. Bunu da sakın unutmayın. Testlerde geldiği zaman genelde bu sonuncusu can yakıyor arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Edatlar çekim eki aldığında nokta nokta nokta. Yani hocam. Yani şu, hemen örneğimize bakalım. Senin gibisini bulmak zor. Bakın arkadaşlar, edat üzerine ek aldı. Doğru mu? Çekim eki aldı. Ne oldu hocam? İsimleşti arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayın. Edatlar üzerine çekim eki aldığında isimleşir. Devam ediyorum arkadaşlar. Edatlar cümlede nokta 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 veya nokta nokta görevinde kullanılabilir. Nedir o nokta nokta noktalar? Hemen alttaki örneğimizi inceleyelim. Daha net bir şekilde anlayalım. Şimdi dışarıda buz gibi bir hava var. Bakın arkadaşlar, gibiyi gördüm. Gibi neydi? Edattı değil mi? Tamam, gayet güzel. Buz gibi derken burada bir edat grubu var mı? Var. Hava diyorum değil mi arkadaşlar? Hava. Nedir hava? Hava isimdir. Nasıl hava? Buz gibi hava diyorum arkadaşlar. Önündeki ismi ne yaptım? Gördüğünüz gibi niteledim. Yani ne olarak kullandım? Sıfat olarak kullandım. Aa, bakın ne oldu? Edat grubunu sıfat olarak kullandım. O zaman birinci boşluğumuz nedir? Edatlar cümlede sıfat. Veya alttaki örneğimize geçiyoruz. Çocuk deli gibi koşuyordu. Bakın, gibi. Edat mı? Evet. Deli gibi derken burada bir edat grubumuz oluştu mu? Oluştu. Peki koşuyordu derken arkadaşlar, koşmak nedir? Fiildir değil mi? Peki arkadaşlar, nasıl koşuyordu? Deli gibi koşuyordu. Fiili ya da fiilimsiyi belirten sözcüklere biz ne diyorduk? Zarf diyorduk değil mi arkadaşlar? Zarf diyorduk. Peki burada ne oldu arkadaşlar? Edat öbeğimiz zarf görevinde kullanıldı. Yani ikinci boşluğumuz da dolmuş oldu böylelikle. Edatlar cümlede sıfat veya zarf görevinde kullanılabilir. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi ben bunu anlattığım zaman öğrenciler genelde şunu diyorlar. Yani hocam, şimdi artık orada edat yok mu diyeceğiz? Hayır, tabii ki de edat var. Sadece şu, edat öbeği aynı zamanda sıfat olarak kullanılmış ya da edat öbeği aynı zamanda zarf olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Bazı eklerimiz var, edatların anlamını karşılıyor. Ama biz bu eklere, bakın lütfen dikkat et, edat diyemiyoruz. Bence sözün şiirlerin mükemmelidir. Şimdi oradaki bence derken C eki arkadaşlar. Kalemimi de alayım. Heh. Bence derken C eki. Şimdi normalde bana göredir değil mi? Bana göre. Göre edatının ne yaptı? Anlamını karşıladı. Ama ben o eke arkadaşlar edat diyebilir miyim? Hayır, diyemem. Bu arabayı sana aldım. Bakın arkadaşlar, sana aldım derken için edatının anlamını üstlendi oradaki ekim. Bu arabayı senin için aldım. Geçiyorum. Bencileyin kulvar mı? Hocam bu ne ya? Hiç duymadık biz böyle bir şeyi. Yunus Emre şiirlerinde çok güzel kullanır, bu kullanıma yer verir arkadaşlar. Bencileyin deriz, sencileyin deriz. Gibi demek arkadaşlar. Gibi edatının anlamını üstlendi. Ne üstlendi? Buradaki görmüş olduğunuz cileyin eki. Peki biz bu ekleri edat olarak alacak mıyız? Cevap veriyorum. Hayır, edat olarak almayacağız. Dur. Bak, burada lütfen odaklanın. Burada size sınavlarda en fazla sorulan şeyi anlatacağım arkadaşlar. Yalnız ve ancak. Bakalım. Eğer ki yalnız ve ancak sadece bir tek anlamında kullanılırsa edat olur. Ama fakat anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Lütfen unutma. Şimdi burayla ilgili en fazla gelen sorunun çıktığı kısmı size anlatacağım. O yüzden buraya çok dikkat edin çocuklar. Lütfen bakın, odaklanın buraya. Şimdi birinci örneğimize bakıyorum. Ben yalnız seni sevdim. Yani sadece seni sevdim. Öğrendik. Sadece anlamında kullanılırsa neydi? Edattı. Giderim. Yalnız
sen de geleceksin. Bakın giderim ama fakat sen de geleceksin ama fakat anlamında kullandım. O zaman bağlaştır. Sokaktaki yalnız çocuğa seslendi. Çocuk isim. Nasıl çocuk? Yalnız çocuk. Sıfat olarak kullanıldı arkadaşlar. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Bakın bırakmak diyorum. Oradaki mekmak nedir? İsim fiil eki. Yani fiilimsi. Yani ne yaptı arkadaşlar? Fiilimsiyi belirtti. O zaman ne diyeceğiz? Fiilimsiyi belirten neydi? Hatırlayın bir önceki dersten. Zarftı değil mi? Buradaki yalnızım zarf olarak kullanıldı. Bu aralar çok yalnızım. Burada ne oldu arkadaşlar? Yalnızım. Üzerine de ben yalnızım derken neyi getirdik? Ek eylem ekini getirdik değil mi? Ne oldu arkadaşlar burada? İsim olarak kullanıldı. Beni sadece yalnızlar anlar derken yalnız insanlar. Önündeki isim düştü. Sıfatlar konusunda anlatmıştım bunu sizlere. Ne oldu arkadaşlar? Adlaşmış sıfat olarak kullanıldı. Görüyor musunuz siz şu yalnızın yaptığını? Kaç farklı görevde kullandık görüyor muyuz arkadaşlar? O yüzden burası çok kıymetli. Burayı lütfen unutmayalım. Doğru, karşı, beri. Bunlar da tehlikelidir. Bakalım. Birinci örneğimize bakıyoruz. Doğru söz düşmana baş eğdirir. Şimdi bakın arkadaşlar. Doğru söz diyorum. Şimdi doğru söz. Söz isim mi? Evet isim. Nasıl söz? Doğru söz. Önündeki ismi ne yaptık arkadaşlar? Niteledik değil mi? O zaman ne olacak arkadaşlar buradaki doğru sözcüğü? Sıfat olacak. Alttaki örneğimize geçiyorum. Doğruyu anlattığım halde inanmıyorlar bana. Bakın doğruyu, neyi doğruyu üzerine de ek almış aynı zamanda değil mi? Doğru olan şeyi ne olarak kullandım ben burada? İsim ya da doğru olan şey derken adlaşmış sıfatla diyebiliriz. Elinde valizde sabaha doğru. Bakın e doğru şeklinde geldi. Görüyor muyuz arkadaşlar? E doğru şeklinde geldiği için biz buna ne diyeceğiz? Edat diyeceğiz. İşlerini doğru yap lütfen derken arkadaşlar bakın yap. Yap nedir? Yap fiildir değil mi arkadaşlar? Nasıl yap? Doğru yap. Ne yaptı arkadaşlar? Önündeki fiili belirtti. Buna ne diyeceğiz önündeki fiili belirttiği için? Buna da zarf diyeceğiz. He arkadaşlar gördüğümüz zaman hemen öyle hop deyip atlamıyoruz. Bir bakıyoruz. Önünde isim varsa sıfat diyoruz. Fiil fiilimsi varsa zarf diyoruz değil mi? Üzerine ek almışsa isimleşmiş olabilir, adlaşmış sıfat olabilir. Lütfen buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya öyle güzel iki örnek yazdım ki. Bakın öyle güzel iki örnek yazdım ki. Çok can yakan iki örnek. Ve genelde öğrenciler de hızlı hızlı okurken böyle hop deyip buraya hoş bir tabir değil ama atlıyorlar ve maalesef hata yapıyorlar. Bakın bu konuda bari bana doğru söyle derken. Şimdi bana doğru e doğruyu görüyor öğrencim. Değil mi? Ya da alttaki örneğimize bakalım. Herkese karşı. Herkese karşı derken e karşıyı görüyor benim güzel öğrencim. Diyor ki aa hocam e karşı var ya da e doğru var. Çat işaretliyor edatı. Yapma güzel kardeşim. Yapma. Önce bir cümleyi oku. Bu konuda bari bana doğru söyle. Bakın oradaki doğru söyle. Kime? Bana. O e doğru değil ki orada kalıplaşmamış ki oturmamış ki. Nasıl söyle? Doğru söyle. Değil mi? Gitti. Edat olmaz o. Ya da alttaki örneğimize bakalım. Herkese karşı dairede... Bak olmadı. Herkese karşı dairede oturduğunu söylemişti. Oradaki karşı ne oldu arkadaşlar alttaki? Karşı daire önündeki ismi niteledi. Sıfat oldu. O yüzden buna da ne yapıyoruz arkadaşlar? Dikkat ediyoruz. Burası da oldukça önemli. İle. İlenin de özel bir durumu var arkadaşlar. Nedir ilenin özel durumu? İleyi cümleden at. Yerine V bağlacını getir. Eğer ki cümlen mantıklıysa o zaman o bağlaçtır. Yok cümlen saçma oluyorsa o zaman o edattır. Deneyelim. Sanatçı duygularını şiirle anlatıyor. Şimdi burada ilem var. Attım ilemi. Getirdim yerine V bağlacımı. Sanatçı duygularını şiir ve anlatıyor. Saçma oldu. O zaman edat. Şiirle öykü kardeş türlerdir. İleyi çizdim. Attım cümleden ileyi. Getirdim yerine V bağlacımı. Dedim ki şiir ve öykü kardeş türlerdir. Mis gibi de oldu. O zaman bu nedir arkadaşlar? O zaman bu bağlaçtır. Peki devam ediyorum. Arkadaşlar üzere gibi anlamında kullanılırsa edat olur. Diğer durumlarda zarf olur. Daha önce belirtildiği üzere sizi aynı yerde bekliyoruz. Daha önce belirtildiği gibi diyebiliyorum değil mi? O zaman edattır. Ama akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsiniz derken gibi anlamında kullanılmadı bakın. Burada zarf olarak kullanıldı. Lütfen buna da dikkat edelim arkadaşlar. Peki şimdi bağlaçlara geçmeden hemen önce son bir hatırlatmada bulacağım. Harika bir hatırlatmadır bakın. Soruda diyor ki işte edat var. Bul bu edatı diyor. Ve sen iki şıkka indirdin fakat edatı bir türlü bulamıyorsun. Ya bir tanesini daha elemen gerekiyor. Neyi gözden kaçırıyorsun? Söylüyorum. Bak iki şeyi gözden kaçırıyorsun. Birincisi ekleşmiş ileyi gözden kaçırıyorsun. Senle der mesela. Sen oradaki senin ile demediği için, o le ekleştiği için öndeki sözce bunu gözden kaçırıyorsun. Lütfen buna dikkat et. Bir de
Neyi gözden kaçırıyorsun? Bu eğliler ve denliler vardı ya, onu gözden kaçırıyorsun. Çünkü cümleye ekleşiyor ya, öndeki sözcüğe ekleşiyor ya arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat edin. Edatı bulamıyorsanız direkt ekleşmiş ile ve eğli ve denli kullanılan edatlara hemen ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz. Zaten direkt ne yapacaksınız? Yakalayacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki vay be adam doğru söylüyormuş. Tamam? Peki. Geçiyorum arkadaşlar. Neye geçiyorum? Bağlaçlara geçiyorum. Hemen tanımımıza bir bakalım. Eş görevli ya da birbiriyle ilgili sözcükleri, söz öbeklerini, özellikle cümleleri bağlamaya yarayan, bunlar arasında anlam ve yapı bakımından ilgi kuran sözcüklere bağlaç diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, Mardin ve Urfa farklı kültürlerin iç içe yaşadığı şehirlerimizdir. Şimdi burada V bağlacımız var mı? Var. Peki neyi bağladı arkadaşlar? Mardin ve Urfa derken görüyoruz arkadaşlar, sözcükleri bağladı. Not defterini ve kalem kutusunu yanına almayı unutmuş derken, bakın burada V bağlacım var. Doğru mudur? Evet. Peki neyi bağlamış? Not defterini derken, kalem kutusunu derken arkadaşlar, burada söz öbeklerini bağladı. Söz öbeğinin ne olduğunu anlatmıştım. Yazar onlarca oyun yazmış ve, bakın V bağlacımız burada. Bu oyunlar farklı yerlerde sahnelenmiş. Şimdi yazar onlarca oyun yazmış bir cümledir. Bu oyunlar farklı yerlerde sahnelenmiş başka bir cümledir. Burada ne yaptı arkadaşlar? Burada da cümleleri bağladı. Ha biz neyi öğrendik burada? Bağlaç sözcükleri, söz öbeklerini ve cümleleri ne yapabilir? Bağlayabilir. Onu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Peki hocam nedir bağlaçlarımız? Haydi bakalım bağlaçlarımıza şöyle bir göz atalım. V ile ayrı yazılan DDA her zaman bağlaçtır lütfen unutma. Ayrı yazılan ki her zaman için bağlaçtır lütfen unutma. İse bile, bile bağlaç, bile bağlaç, bile bağlaç, bile bağlaç, bilinçaltına oynuyorum şu an. Bile bağlaç, BB, baş harfleri de aynı zaten. Bile bağlaç, BB, bile bağlaç, bile bağlaç, bile bağlaç, bile bağlaç, BB, bile bağlaç, bile bağlaç, bile bağlaç, bile bağlaç, bile bağlaç. Evet yeter, bile bağlaç, zihne girdim. Şu an bilinçaltına oynadım. Şu an istesen de unutamazsın zaten. Sınava kadar unutamayacaksın bak. Atamıyorsun değil mi şu an zihninden? Zihninde dönüyor. Bile bağlaç, bile bağlaç, bile bağlaç dönüyor şu an. Gitti. Art. Hadi unut. Hadi, hadi unut. Unutamazsın. Yerleştim. Eğer, ya da, zira, ama, fakat, lakin, ancak, yalnız, oysa, oysa ki, madem, madem ki, meğer, meğer ki, halbuki, çünkü, şayet, hem, hem de, dahi, üstelik, hatta, veya, veyahut ve tekrarlı bağlaçlar. Ne, ne, ya, ya, hem, hem, gerek, gerek, ister, ister, olsun, olsun, kah, kah, ha, ha. Nasıl yani hocam? Bu tekrarlı bağlaçlar. Mesela ne annesine ne de kardeşine katılmıyordu. Ne ne kullandım değil mi? Ya 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 bu deveyi güteceksin ya bu diyardan gideceksin. Değil mi arkadaşlar? Tekrarlı bağlaçlarımız. Peki detaylara inelim. Tabii siz burada durduruyorsunuz videomuzu. Şöyle bir güzel bir şekilde buranın fotoğrafını hop çekiyorsunuz. Zihninize yolluyorsunuz. Ardından tekrardan başlatıp videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ki ile ilgili özel bir durumumuz var arkadaşlar. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Önce bakın. Ayrı yazılan ki her zaman için bağlaçtır. Burası garanti zaten. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Ki ayrı mı yazıldı? Evet ki ayrı yazıldı. Nerede görürsen gör bağlaç diyeceksin. Alttaki örneğime geçiyorum. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ben bunu arkadaşlar daha önceki derslerimde anlattım size. Deki daki teki taki. Deki daki teki taki. Deki daki teki taki neydi? Sıfat yapan ki idi değil mi? Deki daki teki taki sıfat yapan ki. Sakın unutma demiştim. O zaman buradaki sıfat yapan ki'dir. Evdeki hesap derken önündeki ismi niteledi. Onun bisikleti yepyeni, bizimki ise eski derken arkadaşlar buradaki ki nedir? Buradaki ki ise yine zamirlerde anlatmıştım. İnki ya da imki şeklinde gelen her şey istisnasız, kayıtsız, şartsız ilgi zamirdir demiştim. Hatırla. İsmin yerini tutuyor çünkü. Onun bisikleti yepyeni, bizim bisikletimiz. Ki neyin yerini tutuyor? Bisiklet sözcüğünün yerini tutuyor. O yüzden biz buna ne diyeceğiz? Biz buna ilgi zamiri diyeceğiz arkadaşlar. Geldim D'ye. Arkadaşlar bizimle sen de gelir misin derken ayrı yazılan D'da. İstisnasız, kayıtsız, şartsız her zaman için bağlaç. Aklım sende kalmasın lütfen derken buradaki DDA bulunma durum eki yani hal eki olarak kullanılmış. Sınıfın en gözde öğrencisiydi. Bak bu seni zorlayacak. Şimdi gözde öğrenci. Nasıl öğrenci? Gözde öğrenci. Önündeki ismi niteledi mi? Evet. Sıfat olarak kullanıldı mı? Evet. O zaman şöyle zihnine yerleştir. DDA sıfat olarak kullanılıyorsa o DDA'nın olduğu sözcük o zaman o yapım ekidir arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsun. Peki devam ediyorum. İsenin de özel bir durumu var arkadaşlar. Eğer ki isemiz karşılaştırma bildiriyor ise bağlaçtır. Yok koşul bildirip olumsuzu da yapılabiliyorsa o zaman ek eylemdir. Ki ileriki derslerimizi anlatacağım zaten ek eylemi. Son soruyu bilseydik yarışmayı kazanacaktık. Bakın SSA var. Şimdi son soruyu bilseydik yarışmayı kazanacaktık. Koşul bildiriyor. Koşul bildirdiği için arkadaşlar bu ek eylemdir. Ya da son soruyu bilseydik, bilmeseydik diyebilirim. Olumsuz yapabilirim. O yüzden ek eylemdir. Ama alttaki örneğimize baktığım zaman ben korku filmlerini severim
kardeşimse hiç sevmez. Burada ne yaptım? Karşılaştırma yaptım. Aynı zamanda ben bunun olumsuzunu yapamıyorum. Ya da burada bir koşul da yok mesela. O yüzden biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Buna bağlaç diyeceğiz. Peki, devam ediyorum. Geldim ünlemlere. Arkadaşlar, sevinme, üzülme, kızma, korku, heyecan, çaresizlik, şaşkınlık, pişmanlık, bıkkınlık, kıskançlık, özlem gibi duygular, duygulara yer veriyorsak, doğa seslerini yansıtıp karşımızdakilere sesleniyorsak biz bunlara ünlem diyoruz. İkiye ayırdık. Seslenme ünlemlerimiz var. Ey Türk gençliği diyoruz. Hey arkadaş, bre yaramaz gibi sesleniyoruz. Ya da direkt dokunaklı duygusal ünlemlerimiz var. Eyvah, yine lastik patladı. Ay, şuramda bir şey kımıldıyor. Oh, sonunda başardım. Bunlar nedir? Bunlar ünlem. Ünlemler kolay zaten. Yani şu an videoyu izleyen tüm arkadaşlarım, aa, bunlar ne ki hocam diyordur diye düşünüyorum. Bir de son olarak arkadaşlar, ünlemlerimiz bazen isim, bazen fiil, bazen yansıma sözcük, bazen de cümle şeklinde gelir. Allah dedim, yere düşüyordum arkadaşlar. Az daha yere düşüyordum. Allah dedim. Bakın, isim. Ünlemim isim şeklinde gelmiş. Dur. Kıpırdama. Ne oldu? Fiil şeklinde geldi. Tak, küt, şap, hart, hurt. Nedir bunlar? Yansıma sözcükler. Yazıklar olsun sana. Burada ne yaptım? Cümleye yer verdim. Ünlemim cümle şeklinde geldi. Geçtim arkadaşlar. Ünlemler çekim eki alırsa ne olur? Ünlemler çekim eki alırsa isimleşir arkadaşlar. Bakın, bu eyvahlar kimin için derken ünlemimizin üzerine çekim eki mi geldi? Evet. Yani ne oldu? Ünlemim isimleşti. Evet sevgili gençler, edatlar, bağlaçlar ve ünlemler konusu nihayete erdi. Bir sonraki dersimize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.